Ona bu koca dünyayı dar eden adam akrabasıydı. 9 yaşından 18 yaşına kadar 9 yıl boyunca cinsel istismara uğradı. Sonunda canına kıydı. Emre Yıldır davasında mahkeme kararını açıkladı. O sapık 26 yıl hapis cezası aldı. Kardeşi kararın ardından "Rahat uyu Emre" açıklaması yaptı. Kardeşim rahat uyuyunca annesine, "Anne ben kirlendim, lekelendim, yıkanıyorum, yıkanıyorum ama temizlenemiyorum" diyordu. "Anne benim için artık güneş doğsun" diyordu. Emre için güneş doğdu. 9 Aralık onun doğum günü. Emre artık mezarında rahat uyu oğlum. Beklediği güneş sonunda doğdu. Ama o göremedi Emre'nin çocukluğunu, hayallerini, hayatını çalan istismarcı akrabanın cezası belli oldu. 26 yıl hapis cezası kararı verildi. İhal indirimi uygulanmadı. Ne olacak? Ne olacak benim kardeşim peki, geri gelecek mi? Gelecek mi? Gelmeyecek. Gelmeyecek. Emre Yıldır 9 yaşından 18 yaşına kadar tam 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına maruz kalmıştı. Bu istismarı işlediği artık kesin, net. Gerçekten iyiydi. 26 yaşına geldiğinde istismarcıdan şikayetçi oldu ama sonuç alamayınca bunalıma girdi. En sonunda canına kıydı. O istismarcı Emre'nin ölümünün ardından tutuklandı. Dava dün sonuçlandı. Emre'ye yıllarca hem fiziksel hem de psikolojik işkence yapan 69 yaşındaki akraba 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne! Anne! İşlediğim belli olmuştur. Ses kaydı dil olarak yüce heyetimiz kabul etmiştir. Emre'nin anne babası, ablaları kararın ardından birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Hepinizden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. Karar ne Emre'yi geri getirebilirdi ne de yaşananları unutturabilirdi. Ama o sapığın işlediği suç cezasız kalmadı. Emre aramızda yok belki ama bugün adalet sağlandı. Kardeşim rahat Emre.